Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğen butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Zil butonuna da basarak yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça kolay ama çıtı pıtı çok güzel duran bir modelin yapılımını anlatmak istiyorum arkadaşlar. Yapımı oldukça basit ama gerçekten şahane duruyor. İlk önce ara zemini ile başlayalım arkadaşlar. Ara zemini için bir tane zürafa yapıyorum. Yapmış olduğum zürafanın içine çift düğüm atıyorum. Tekrar yazmamı kıvırıyorum. Aşağıya inerek bir tane kuyumcu kafesi oluşturuyorum. Bu kuyumcu kafesinin içerisine bir tane düğüm atıyorum. Ve kuyumcu kafesinin içerisine iki tane pırpır yapıyorum. Ve tekrar aşağıya inerek yazmamı kıvırıyorum. Yaklaşık bir zürafa boyu mesafe bırakıyorum. Ve aşağıya iniyorum. Bir tane daha yapalım arkadaşlar ara modelini. Zürafamızı yaptık. İçine düğümü atıyorum. Aşağıya inerek kuyumcu kafesimi oluşturuyorum. Yapmış olduğumuz kuyumcu kafesin içine bir tane düğüm atıyorum. Ve kuyumcu kafesin içerisine iki tane pırpır yapıyorum. Daha sonrasında yazmamı kıvırıyorum. Ve yaklaşık bir zürafa boyu mesafe bırakarak aşağıya iniyorum. Sonrasında buraya 5 tane zürafa yapıyorum. Beş tane zürafamı yaptım arkadaşlar. Buraya hafif büyüklükte bir yuva yapıyorum. Şu şekilde bir yuva yaptım. Bu yapmış olduğum yuvanın içinde geriye doğru bir düğüm atıyorum ve geriye dönüyorum. Ve içerisine bir tane pırpır yapıyorum. Yapmış olduğum pırpırın tepesine bir tane düğüm attım. Aşağıya iniyorum. Ve sinek kanadımı oluşturuyorum. Tekrar yukarı bir düğüm atıyorum. Ve aşağıya inerek sinek kanadımın ikinci katını oluşturuyorum. Üçüncü kat için tekrar yukarı çıkıyorum. Aşağıya iniyorum. Üçüncü katı oluşturuyorum. Yani 1, 2, 3 düğümlü bir sinek kanadı yapmış olduk arkadaşlar. Tekrar buraya bir tane küçük pırpır yapıyorum. İçine bir tane düğüm atıyorum. Yapmış olduğumuz pırpırın içine küçük bir pırpır yapıyorum. Tekrar aşağıya iniyorum.
Ve bu kanadın aynısını bu tarafa yapıyorum arkadaşlar. 3 düğümlü bir sinek kanadı, 3 katlı bir sinek kanadı yapacağız. Sinek kanadımı oluşturdum. Hemen ikinci kat için yukarı çıkıyorum. Ve üçüncü katımı da yapıyorum. Tamamladıktan sonra yazmamı kıvırıyorum. Ve 5 tane zürafa yapıyorum arkadaşlar modelimin devamında. Beş tane zürafadan sonra tekrar ara modelimizi kuruyoruz arkadaşlar. Burada 5 tane zürafamı yaptım. Ve tekrar ara modelimle devam edeceğim. Ama biz şimdi üzerinin yapılışına geçelim arkadaşlar. Modelimin devamı için açık renkte pembe bir iplik kullandım arkadaşlar. Modelimi tersine çeviriyorum. Buradaki pırpırıma bir tane düğüm atıyorum. Daha sonra tekrar düzüne çeviriyorum oyamı. Ve içerisine pırpır yapıyorum. Toplamda 10 tane pırpır yapacağız arkadaşlar. Pırpırlarımız çok büyük olmayacak. Orta boyda 10 tane pırpır yapıyoruz. Ve artık son pırpırımı yapıyorum. Pırpırlarım tamam arkadaşlar. Işıktan dolayı biraz ipimin rengi parlıyor. Evet, tatlı şeker pembesi bir renk. Ve şimdi arta kalan iplerimi kesiyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Arta kalan iplerimi kestim. Daha sonra üzerinin yapılışını anlatacağım. Evet arkadaşlar, tonlama yaptım iplerimi. Üzeri için patlıcan mor renginde bir ip kullanacağım. Modelimi tersine çeviriyorum ve ilk pırpırıma ipimi sabitliyorum. Sonrasında her pırpıra batarak zürafa yapıyorum arkadaşlar. Zürafalarım çok büyük olmayacak. Çok da küçük olmayacak. Normal boyutlarda zürafalar yapıyoruz.
Zürafalarımı tamamladım arkadaşlar. Tekrar modelimi düzüne çeviriyorum. Ve buradaki ilk zürafama bir tane düğüm atıyorum. Zürafanın içine bir tane pırpır yapıyorum. Ve yapmış olduğum pırpırın içine bir tane düğüm atıyorum. Ve tekrar aşağıya inerek buraya bir sinek kanalı oluşturuyorum arkadaşlar. Sinek kanalımı oluşturduktan sonra hemen yandaki zürafaya batıyorum. Bir düğüm attım oraya. Tekrar bir tane pırpır yapıyorum. İçerisine bir tane düğüm attım. Ve devamında aşağıya inerek sinek kanadımı tamamlıyorum. Tekrar bir sonraki zürafamın içine geçtim. İçine bir tane pırpır yapıyorum. Yapmış olduğum pırpırın içine bir tane düğüm atıyorum. Ve tekrar aşağıya inerek sinek kanadı oluşturuyorum. Bu şekilde her bir zürafanın içine sinek kanadı yapıyoruz arkadaşlar. Ben burayı tamamlayıp size öyle göstereyim. Evet arkadaşlar, ben modelimi tamamladım. Modelim bu şekilde. Henüz ütüsüz. Ütülendiği zaman kitap gibi duracak ve şahane duran bir model. Ben çok severek yaptım arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Yani oldukça güzel duran bir model. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yapımı da oldukça basit arkadaşlar. Kolaylıkla yapabileceğiniz bir model. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayın.